Evet, bugün gergin bir videoyla karşınızdayım. Bu video kusmama challenge'a dönebilir. Şimdiden uyarıyorum. En başından uyarıyorum. Şu an çok gerginim. Bu arada herkese merhaba. Şimdi bugün topyeka incisi deneyeceğiz. Veya topyeka nişastasından yapılmış inci görünümlü tatlımsı meyveli şeyleri deneyeceğiz. Ben bunları internetten aldım tabii ki de. Hemen fiyatını söyleyeyim. Bir dakika, SSL'deydim. 39.90'dı yanlış hatırlamıyorsam bu karışık versiyonu, aynen 39.95, 5 lira da kargo bedeli, 44.90'a bana ulaştı. Bu şey yapmışlar, hani küçük küçük hepsinden koymuşlar. Normalde bunun kavanozları daha büyük istediğinizden tabii ki de, ama şimdi bizim ilk denememiz olduğu için ben bütün türlerinden az az olandan aldım. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bunu içeceklerin içine falan katıyorlar. Genelde Asya ülkelerinde meşhur bir şey ama Türkiye'de de var. Hatta bu Şeyma Subaşı'nın kafesinde falan da var. Aynı tedarikçiden alıyorlar. Bu tedarikçiden alıyorlarmış. Ben tedarikçisini buldum. Rastgele internette gezinirken, ana dedim ben de deneyeyim. Hatta tedarikçisini önceden sordum. Instagram'dan dedim, hani bitkisel kaynaklı tamamen dedim. Evet dediler, dönüş yaptılar. Hatta onun mesajını da şuraya bir yere koyarım. Bunu deneyeceğiz bakalım. Her şeyde değişikli bir lezzet oluyormuş. Ha, bunun tarifini de gördüm. Bunun tarifini de isterseniz yapabiliriz kanalda. Aslında kolaymış. Bu toz halinde normalde satılıyor topyeka nişastası. Hani bildiğim bizim hani satılan nişastalar var ya, o tarz bir nişasta ama kendin evde yapıyorsun. Kendin yuvarlak haline getiriyorsun. Öyle. Şimdi hemen başlayalım. Değişik içeceklerimiz var. Değişik yemekler var. Çünkü hem tatlı yemeklerle olabilmiş hem tuzlularla. O yüzden hepsi de var. Kardeşim diyordu sırf tatlı yemeklerde çıkmayın. Tuzlularda da çıkıp al sana tuzlu. Tatlı deyince aklı artık ben geliyorum YouTube'da. Ama artık gelmeyeceksin kardeşim. Şimdi kardeşimin asortikli bir bardağı var. Benim normal bir bardak. Şimdi hemen denemeye başlayalım. İlk önce tatlarını deneyelim. İstersen sade sodayla falan değil mi? Tek tek açıyorum. O neyliymiş? Çakfelek. Bu arada bir parantez için, dünya sandığınız kadar büyük bir yer değil. Ne? Şeyma Subaşı biz. Evet. Ortak noktamız. Aynen. Dur. Şimdi çakfeleği göstereyim ilk başta. Öyle sağdan sola doğru geziyorum. Şurada içindekiler var. Ayrıntılı bakarsanız diyeceğim de o kadar küçük ki. Normal gözle de hani görülmüyor. Bunu neyle deniyoruz? İçeceğin içine koyacağız. Hayır, dur. Hangisiyle? Sodayla deneyelim biraz. Dur. Yapacağız bir dakika. İnşallah. Şu kaşıkla da. Ay. İstiyorsan diğer tarafıyla al. Diğer tarafıyla. Ha. Dur. Ay. Ay şey gibi. Su maymuncuğu gibi. Çok yumuşak. Nesillere karşım. Hakkınızı bak, helal edin. İstersen şurada şey göndermişler. Kargo ile beraber plastik pipet yollamışlar. Yıl 2019 plastik pipet mi kaldı? Bizde metal var ama o daha şey küçük boyutta. Şu an bunu yapmak istiyorum. Sakın siz evde denemeyin. Boğazınıza kaçabilir. Şu an kamu spotuyum. Yapacağım, deneyeceğim mi gerçekten? Ben, tamam, ben onlar için deniyorum. Siz sakın evde denemeyin. Onun... Kaçabilir yani, bir şey demeyeceğim. Hayır, boğazını kaçmaktan bırak, bunun temizliğinden, hijyeninden bir haber yani. Kargo ile beraber orası geldi. Da, orası da. Öyle. Neyse sende ne, ben pipet. Zaten plastik pipet kullanmıyorum. Olabildiğince. Neyse hadi iç. İçiyorum pipetle. Gelmiyor. Ben patlattım bile. Güzel. Su balonu gibi değil mi? Ağzının içine patlıyor. Baloncuklar şeyler güzel. Maymuncuk benzeri türevinde olanlar. Tatlı. Ama içecek de çok gitmiyor sanki. Yani içeceğe böyle çok böyle ayrı bir hava katmıyor bence ama tat olarak güzeller. Yani çakıfelin ben genel olarak tadını çok sevmedim ya. Normal. Şurup gibi işte ya. Böyle ağzının içinde patlayan konsantre meyve suyu gibi. Aynen. Yani çok şekerli. Bilmiyorum, veya bana çok tatlı geldi. Bilmiyorum. Sen şeker seversen sevdin mi? Normal benim için ya. İyi yani.
Yaban mersinliğe geçiyoruz. Ben bunları içemedim oğlum. Ettik. Şöyle içeriğimi göstereyim. Her ne kadar görünmüyor olsa da ben görevimi yapayım. Çünkü çok küçük yazmışlar. Şu arkasıyla gene attırayım. Döktüm. Bunda mı sodayla yoksa nide gazıyla mı deneyeceğiz? Bilmem. Nide gazıyla deneyelim. Neyliydi bu? Yaban mersinli. Çok koyma, biraz koy. Yakından da göster. Bak böyle gözüküyor. Güzel aslında, bir görüntüsü var da. Şerefe. Onun tadını değiştirmemiş. Aynı tat. Ya hepsi şurup ya. Ya ben şeylerin tadını sevmedim. Aromaların tadını sevmedim. Ay, şekerden bayılıyorum. Çok şekerli. Gerçekten yani şekerli. Aşırı şekerli. Arası olan bir insana çok tatlı gelir. Ben bayılıyorum şu an. Şeker komasına gireceğim. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Litçiye geçtik şu an. Ben bir daha gazozla denemeyeceğim. Gazozla denerse çok şey ya. Aşırı... Bayıyor. Aa, bu ice tea'lerin içine falan da konuluyor. Hemen ice tea yapalım mı? Normal çay demlemiştin ya biraz önceden. Yok, bence hiç bulaşmayalım çünkü yani kusar çok mıyız? Tatlı. Aynen, gerçekten kusarız tatlı. Değil mi? Hı-hı. Neyse, tamam. Litçiye geçiyorum hemen. Şöyle göstereyim. Midem folofoş oldu şu an. Çok kötüyüm. Sodayla deneyelim bence. Aynen. Hepsini bence sodayla deneyelim içecek olarak. Bir de şalgamla deneriz. Şalgamla. Sonra bir de şalgamla deneriz. Bu videonun sonu banyoda bitecek, belli oldu. Karşımıza bol bol koyuyorum. Ay. Midem çok kötü oldu. Tamam. Sodan bitti. Dur şuradan açayım. Sen tada koy. Bakalım liçili nasılmış. Liçiyi beğenmişlerdi gerçi. Sosyal medyada gördüm ama. Bakalım biz beğeneceğiz mi? Nasıl? Aynı mı? Tat olarak çok fark yok ya bence. Ya da ben tat alamıyorum. Artık hani karıştırdık ya. Aşırı bir fark yok bence. Bu neye benziyor biliyor musunuz mu? Gül suyu. Evet. Gül. Evet, gül. Bariz gül. Gül aromasını liçi diye kitlemişler. Veya liçinin tadı aşırı derecede güle benziyor yani. Direkt gül suyu bu. Aynen. Şu an güllü lokum yiyorum. Ama çok benziyor. Bence de. Liçi bildiğiniz gül tadı. Ve birazcık daha biraz öncekinlere göre daha az tatlı. Bu daha idare edebilir bence. Hem kötünün iyisi bu. Bir şey diyeceğim, ben şalgamla denemek istemiyorum şu anda. Deneyeceğiz karşım, dur sen sakin ol ya. Aa, burada limonlu var. Şu an bile midem bulanıyor. Ben çok kötü oldum. Gerçekten çok kötü oldum. Şaka değil, şu an gülüyorum ama midem çok bulanıyor. Aşırı bulanıyor. Benim de. Bu sodayla gidebilecek en iyi şey olabilir, limonlu. Hani mantıksal olarak. Churchill yapalım mı bundan? Churchill'i bilmeyenler varsa limon, tuz, soda karışımı genelde. Kardeşim diyor ki midem çok fena bulanıyor diyor, bana işaret yapıyor, siz görmüyorsunuz ama. Kusacağım mı cidden? Yok, hayır. Dayanırım. Tamam, kendini zorlama, tamam mı? Yok, hani tamam. İçebildiğin kadar tamam. İç. Çünkü buraya kusmanı istemiyorum. Bunlar hep sizin için. Ve annem yok evde. Ve o kusmu yani ben temizleyemem. Burski alamam. O yüzden az iç. Peki. Lütfen. Neyse. Şöyle yakından da göstereyim. Zaten bir şey gözükmüyor ki dibinde. Netlemiyor da. Böyle işte su maymuncuğu gibi bir şey. Ben kaşıkla alacağım. Soda içmeye bile dayanamıyorum şu an.
Yedin mi? Bir tane, hayır. Ya of, ben çok kötü oldum bunda. Bak, limon çok severim biliyorsunuz. Ama bunun içindeki limon gerçek limon değil. Şey, limon su, evet, suları olur mu, evet, ya? Evet, onu evet, sanki evet, koymuşlar. Limon böyle. Limon suyu, hani böyle limon suyu satılır ya plastiğin içinde. Böyle o, her şey. O. Ay şu an KYK yurdundayım ya. Şu an üniversitedeyim. Yurttayım ve o böyle yemeğin üstüne o limon suyunu döküyorum ya. O limon suyunu düşünün işte. Ona şeker katmışlar. Değil mi? Tatlandırıcı aynen. Katmışlar. O yani. Direkt yani onun aynı tat. Ağzım için o patladı. Bence çok son mangoluyu direkt bir tane alalım kaşıkla. Bence de. Çok kötü olduk biz ya. Öyle böyle değil. Neyse, yakından da göstereyim. Limonu gösterdim, hatırlamıyorum gerçi. Benim kafa 1 milyon oldu şekerden. Kusmama ramak kaldı. Çok kötüyüm. Asya. Alıyorum. Ben 4 tane de aldım ha. Şöyle yakından da göstereyim ya size de. Şöyle işte baloncuklar düşünün, ağzınızda patlıyorsun. Çok ince bir neyse, katmanı var plastik gibi. Neyse artık, bir şey olmaz. Oradan nişasta tabi. Mango güzelmiş ya. Evet. Değil mango mi? Güzel. Tek güzel olan sonuncuyu artık bezmişken tattık. Ama mango güzelmiş. Güzelmiş, bence de güzel. Mango iyi. Tadı bir şeye benziyor mu? Bir dakika. Mango. Şurada yapacağım. Yapamıyorum. Ya döksene. Ters çevir zaten, o dökülür. Allah uğraşmana Allah. Gerek yok. Patlatacaksın. Dur. Bak dökülüyor işte. Tamam, dökme. Dökmeyeyim mi? Ama mango güzel. Dur, bir de bunun içinde deneyeceğim ben mangoyu ya. Şöyle en iyisi sodayla. Mango aralarında bence. Sonra çarkıfelek. Sonra liçi. Ama mango iyi ya. Çünkü yaban mango'da şeker yok. Aynen. Mango şekersiz olduğu için güzel. Mango biraz tengi andırıyor bence. Nereden geldi şu an bir tat bilmiyorum ama. Hayır be, tengi gibi değil. Biraz daha mandalinamsı bir tadı var. Bilmiyorum. Normal şey mangoya çok az benziyor. Meyve yani gerçeğine biraz benziyor. Biraz daha böyle mandalinalık falan var. Aromadan kaynaklı herhalde o da. Genel olarak sıralamak ister misin? Mango dedin. Mango 1. Hmm. Mango 1. Sonra bu son. Liçiyi de beğendik. Liçi de güzel. Yaban mersini miydi bu? Yaban mersini de çok ağır değil. En sonda ya bu çarkıfelek de iyi. Yaban mersini ile şey, limon en kötüsü, gerçekten çok kötü. Yani limon değil zaten. Bence en iyisi şeyliydi. Mangoluydu. Tamam mı? 10 puan vermem de buna. Ya en yüksek verebileceğimiz puan bence bunlara 7 falan. Aynen, değil mi? 7, benim de aklımdan 7. Hiçbiri bence 10 almaz bunlardan. Ama 7 alır şu mango. Liçi de fena değildi. Bu da 6 falan alır. Onun dışındakilere de şöyle. Şunlara 2 vereyim. Limonla çarkıfelek cidden kötüydü. Buna belki yaban mersini 3 veririm ama o kadar yani. Kesinlikle alınmayacaklar kategorisinde bence. Şu ikisi fena değil. Liçi ile mango. İsterseniz bunlardan alıp safi deneyebilirsiniz. Ama çok da bir numarası yokmuş. Sadece ağızda patlayan bir aroma. Ama evde kendimiz yaparız onu. Hiç kalkışmayın. Ben bunun şeyinin nişastasını alacağım internetten. Evde kendimiz istediğimiz aromada yaparız. Çünkü aşırı şekerliler. Şöyle diyeyim. Limonun tek iyi yanı. Bu yıkandıktan sonra, içindeki bittikten yıkandıktan sonra boncuk kutusu olarak falan kullanılabilir. Tek iyi yanı bu şu anda limon. Hayır, biz bunları yemekle deneyeceğiz. Kusar mısın? Ben hayatta yemem. Benim midem çok kötü oldu. Yemek şahsen getirdim ben buraya. Yemem. Bak, mantı yapmıştım. Mantı getirdim. Bir de seitan getirdim. Geçen yapmıştık. Seitan'ın tarifini de şuradan çıkartırım. Deneyeceksin mi? Ben deneyeyim mi? Sen dene. Ben yemek istemiyorum şahsen şu anda. Ben, çünkü midem gerçekten bulanıyor. Ben mangoyla deneyeceğim valla. Bu riski alıyorum. Şöyle kenara çekiyorum. Maksimum.
mantının üzerine döktüm. Hadi bakalım. Mango ile oldu. Ben gene de bulaşmak istemiyorum. O kadar çok tatlı yemişiz ki. Şimdi tuzlu yiyince gerçekten kendime geldim. Mango ile mantı uyumlu çünkü mangoyu biliyorum ben. Mango ile köri çok uyumlu bir şey. Hindistan'da falan mangolu körili şeyler var. Nasıl diyeyim? Püreler var. Ve ben onun uyumunu çok seviyorum. Şey, ezmesini falan yemiştim. Rosman'dan almıştım. Köri ile mango çok güzel bir şey. Çok yakışıyorlar. Ama seitanla nasıl olacak bilmiyorum. Seitanla da liçi deneyeceğim. Şöyle kenara alayım. Bu vegan et döner. O tarz bir şey. Yapmıştım. Geçen gün dondurucudaydı. Şimdi birazını daha pişirdim. Bakalım. Ah, liçiyle nasıl olacak? Oldu. Ya çünkü kendi tatları o kadar kötü ki yani böyle ben kötü derken o kadar tatlılar ki şimdi tuzuyla yedim ya. İnan bastırdı ya. Vallahi bastırdı. Ben galiba şalgamla da deneyeceğim. Denemesi bedava. Sen denemeyeceksin değil mi? Hayır. Ben tatlılar için buradayım. Her zaman olduğu gibi. Şöyle çok da asortikli bir bardağım var. Videodan sonra kustum mu kusmadım mı ben ekrana yazarım. Ama yüksek ihtimal kusmayacağım çünkü şimdi tuz yiyorum ya. İyi geldi. Hepsinden koysam mı acaba içine? Random hangisi denk gelirse artık. Limonlu. Evet biliyorum. Ama en uyumlu şu anda o olabilir zaten şalgama. Ama şekerli. Neyse risk budur. Hepsinden koyacağım. Video değil mi? Zaten sonrasında bunun ne için işeceğiz ki yani Allah aşkına. Çok kötü tatları. Yani kötü derken çok işte şeker vermesin onu. Yaban mersini de atıyorum içine. Ben de sadece bu şalgam için bari ağzımı tadı değişsin. Çıkar. Sonra bu ne? Mangolu. Mangolu da attım. Oh. Yaban mersini attım değil mi? Biraz önce. Liçi atacağım. Şöyle şu şekilde. Dibinde gözüküyor mu bilmiyorum. Ben görebiliyorum ama kameradan yüksek ihtimal gözükmüyordur. İçiyorum. En güzeli sade olanı. Ama kaşıkla içeyim de. Dur. Bunu göstermem lazım. Ama gözükmüyor galiba. Şöyle. Bunu yiyorum. Vallahi daha iyi. Tuzlu şeylerle daha iyi. Dengelemiş. Bak. Ben hayır hayatta yemem. İçinde bazıları tatlı ya. İçecek de tuzlu. Vallahi dengeliyor. Şey gibi. Bunu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Düşünmem lazım. Şekerli bir şey tuz katmış gibi. Bu tanıdık bir lezzet ama. Limona tuz katmış gibi mi? Tarif edemedim. Bir şey tuz atmışsın gibi. Çok tanıdık bir lezzet bu ya. En azından benim için. Ben yapıyorum bunu. Ya böyle... Tatmadığım için, ya. Tatmadığım için bilmiyorum şahsen. Ya olmadık bir şey tuz atmışsın gibi böyle. Aa, bulacağım ama bulamıyorum. Çok tanıdık bir lezzet. Ya ben bunu hep yaptığım bir şey bu ya. Limona tuz katmak mı acaba?
Delireceğim ya. Çok tanıdık bir lezzet şu an ama bulamıyorum. Hah, buldum. Vallahi buldum. Vişneli tuz, ya tuzlu vişne gibi. Şey, hatta onun videosu da olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Vişne zamanı yapıyordum ben. Vişneleri alıyorsun, içine tuz atıyorsun, böyle çalkalıyorsun. Onun hatta bir özel bir ismi vardı. Ondan sonra onu yiyorsun. Aynı bu. Gerçekten bu. Tuzlu vişne. Tadı öyle oldu. Oh be, rahatladım valla. Dömçik ekşi bir şeydi. Limonla karıştırdım. Pardon. Yani en iyisi bence şalgamla oldu. Umulmadık lezzet oldu. Şaşırtıcı bir ikili oldu. Beğendim. Neyse, bu videoda bu kadardı. Kardeşim biraz figüran gibi oldu ama. Olsun artık, yapacak bir şey yok. Ben tatlı denizini her zaman buradayım. Öyle işte, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki tatlı videosunda görüşmek üzere. Hepinize öpüyorum. Herkese çok selamlar. Görüşürüz. Bay bay. Kapatıyorum. Yok ya, o kusacak kadar kötü değilim şu an ya. İyiyim ben. Yıkılmadım, ayaktayım. Neyse, bunları da denemiş olduk. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.